Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yamaç paraşütü ve uçurtma etkinliği düzenlendi. Emirler Mahallesi Gelincik Tepesi'nde düzenlenen etkinlikte yamaç paraşütü iniş alanında toplanan Down sendromlu gençler ilk kez yamaç paraşütü yapma deneyimi yaşadı. Down sendromlu çocukların ve ailelerinin korkularını aşmaları ve sosyalleşebilmeleri için düzenlenen etkinliğe yaklaşık 275 Down sendromlu birey ve aileleri katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi MESKİ Genel Müdürlüğü'nce 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında yapılan ödüllü resim yarışması ve birimler arası futbol turnuvasının ödül töreni yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki ödül törenine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hikmet Koç, MESKİ Genel Müdürü Baha Günhan Güngördü, Davranış Bilimleri Araştırmacısı Mehmet Avuf, uzman biyolog Nebi Şengezer, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Törende bir konuşma yapan Hikmet Koç, dünyanın üçte birinin su kütleleriyle kaplı olduğunu ve bunun yalnız binde üçünün kullanılabildiğini belirterek, dünya nüfusunun %40'ının susuzluk sıkıntısı yaşadığını söyledi. MESKİ Genel Müdürü Güngördü ise yapmış olduğu konuşmasında Dünya Su Günü'nün 1993 yılından itibaren tüm dünyada her yıl farklı temayla kullanıldığını belirterek 2018 yılının temasının insanların fark edemedikleri ufak değişikliklerin doğa dengesini bozduğu ve sarstığı olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından resim yarışmasında ve MESKİ birimler arası futbol turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Mersin karasularında yaşanan gemi kazasında bir balıkçı teknesi batarken 4 balıkçı kazadan yara almadan kurtuldu. Edinilen bilgilere göre Mersin limanından demir alıp Kıbrıs'a doğru yola çıkan Jole adlı kargo gemisi liman çıkışında Polat 1 adlı balıkçı teknesine çarptı. Gece saat 3'te yaşanan kaza sırasında Polat 1 adlı balıkçı teknesinde bulunan 4 kişi denize atlayarak kazanın etkisinden korunmaya çalıştı. Kazaya neden olan Jole isimli gemi olay yerinden kaçarken Polat 1 teknesinin imdat çağrısına Arif Kaptan 1 ve Keçelemre balıkçı tekneleri yetişti. Polat 1 teknesi Mersin limanına çekilirken yolda battı. Jole isimli kargo gemisi sahil güvenlik ekiplerince Kıbrıs açıklarında yakalanarak Mersin limanına getirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Mersin polisinin bir kamyonda yapmış olduğu aramada alçı çuvallarının içerisine gizlenmiş 65 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Trabzon'daki ekip otosunun dereye düşmesi neticesinde şehit düşen Narkotik Şube Müdürlüğü personeli Yunus Çavdar'ın adının verildiği operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yüklü miktarda esrar sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kapsamlı bir çalışma başlatan ekipler bazı bölgelerde de uygulamalarını sıkılaştırdı. Ekipler Kazanlı uygulama noktasında alçı taşıyan bir kamyondan şüphe duyarak kamyonu durdurdu. Narkotik dedektör köpeğinin de tepki vermesi üzerine kamyonda arama yapan ekipler alçıların içerisine gizlenmiş vaziyette 65 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Bir kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Voleybol 1. Lig Erkekler Final Etabı maçları sona erdi. Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Toroslar 1000 kişilik spor salonunda oynanan son gün maçlarını Mersin Valisi Ali İhsan Su, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstünda, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Toroslar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Bülent Saygan, Türkiye Voleybol Federasyonu liglerden sorumlu AS Başkanı Ahmet Göksu ve Türkiye Voleybol Federasyonu AS Başkanı Suat Güler de seyretti.
2017-2018 voleybol sezonu voleybol 1. lig erkekler final etabı 3 günlük tek devreli lig usulü olarak oynandı. Final müsabakalarının son günü oynanan karşılaşmalarda Solhan Spor, TFL Altekma Spor'u 3-1 yendi. Dörtlü turnuvanın son maçındaysa Arhavi Belediye Spor, Tokat Belediye Plevne Spor'u 3-1 mağlup etti. Puan cetvelini ilk iki sırada tamamlayan Arhavi Belediye Spor'la Tokat Belediye Plevne Spor takımları 2018-2019 voleybol sezonunda Efeler Ligi'nde mücadele edecek.